Arınç'ı dinleyelim. Kendisi bağlanmak istedi. Sayın Arınç, merhaba. Merhaba efendim, iyi akşamlar. Biraz arkadaşlar stüdyoda Bülent Arınç'ın sesini biraz daha yükseltmenizi rica ediyorum. Buyurun, bağlanmak istediğiniz belgeselde sizinle de gerçekleştirmiş bir röportaj yer alıyor. Sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Bütün konuklara iyi akşamlar. Şimdi ben Beşiktaş maçını seyrediyordum. Bir arkadaşımız benden bahsedildiğini söyledi. Dolayısıyla gözlerimi size çevirdim. Adetim olmadığı veçile de programa katılma ihtiyacı hissettim. Özellikle Salim Şen Bey'in çok ön yargılı, çok kötümser konuşmalarından sonra kendisine yakıştıramadığımı ve teessüf ettiğimi bildirmek isterim. Şimdi zannediyorum ki Barış Bey biraz dinleyerek gelmiş. Fikret Bila'yı henüz o konuda dinlemedim. Ama Salim Bey hiç dinlemeden gelmiş. Yani 56 dakikalık bu programda ne olduğunu sadece Sedat Peker'in fotoğraflarını gördükten sonra Bülent Arınç olsa olsa böyle bir şey söylemiştir. Çünkü kendisinin eski bir sabıkası vardır. Türkiye bağırsaklarını temizliyor sözü de ona aittir. Kozmik Oda sözü de ona aittir veyahut da olayı da. Ben bunları defalarca televizyon programlarında her şeyi de kabullenerek anlattım. Herkes anladı ama Salim Şen anlamamış. Neden anlamak istemediğini de biliyorum. Çünkü Ergenekon sürecinde kendisinin tavrı da herkesin malumudur. O konuya girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Ben Armağan Çağlayan'la bir program yaptım. Bu program bir video şeklinde izlendi. Şimdi onun arkasından 140 Junos, ki kendilerini çok takdir ediyorum. Çünkü her videoları milyonlarca defa izleniliyor ve beğeniliyor. Yani benim de bazı konularda görüşlerimi almak istemelerinden ben doğrusu çok memnun oldum. Konuyu bana bir A4 kağıdı üzerine döktüler. Burada daha çok devlet aklı, kamu aklı, kolektif akıl, devlet nasıl çalışır, işlevi nedir, fonksiyonu nedir? Meclis başkanlığından başlayarak bu konuyu bana sormak istediklerini ifade ettiler. Ve editoryal olarak da belki hepinizden daha farklı bir kurala dikkat ediyorlarmış. Kimlerle konuştuklarını açıklamıyorlar, konunun bütününü açıklamıyorlar. Sonra bir kurgu ve montajla bunu bir araya getiriyorlar. Ben kabul ettim çünkü bu da benim belki prensiplerimin içindeydi. Sonra Ankara'ya geldiler, benimle bir saat zannediyorum 50 dakika. Yani 2 saate yakın bir röportaj yaptılar. Sonra bana ait olan kısmını 20 dakikada özetlemişler. Fakat montaja girdikten sonra bu 12 dakikaya falan inmiş. Kurgu onlara ait, senaryo onlara ait. Benim konuşmalarımın içerisinde Sedat Peker'e yönelik veya Sedat Peker'in söyledikleriyle bağlantılı bir konu yok. Kaldı ki siz Cemil Çiçek Bey'e örnek veriyorsunuz. Beni takip etmediğinizi buradan da anlıyorum. Cemil Çiçek Bey'in ne kadar bu konuda doğru söylediğinin şahidiyim ama siz benim tweetlerimi veya mesajlarımda verdiğim sözleri dinlemiş olsaydınız, bunlardan çok daha ağırını o sözlerde ismi geçen haller hakkında söylemiş olduğumu görecektiniz. Hatta bunu başlığa çıkaranlar, ne duruluyor, lohusa kadınları bile tutuklayanlar, burada ismi geçen olaylarla bağlantılı kişiler hakkında ne yapıyor gibi, belki maksadının da çok üstünde bir şekilde takdim edilmişti. Dolayısıyla bir devrin karanlıklarına karşı benim 1995'te meclise girdikten sonra yaptığım, söylediğim her şey beni doğrulayan, teyit eden bir şeydir. Şunu söyleyeyim son olarak. Bu kur, ben de doğrusu 56 dakikanın herhalde sadece benimle ilgili olan kısımlarına baktım. Fevkalade doğru ve güzel. Orada bir de AK Parti'nin kurucusu olarak benim kuruluşta ve daha sonra en azından bir 10 yıl nasıl kuruluş ilkelerine bağlı çalıştığımızı ve ne kadar güzel işler yaptım anlatmıştım. Geldiğimiz noktada yapılanları da çok açık bir şekilde eleştirmeye çalıştım. Buradan çıkış yolunu sordular. Onun bu belgeselde çok fazla yer almadığını gördüm. Bu kadar güzel işler yapan AK Parti isterse başındaki Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı olmak üzere tekrar yeniden başlayabilir ve halka dönerek şunları şunları söyleyebilir. O belgeselde var. Yani filmi önceden söylerseniz sonra seyrederken kıymetini bilemezsiniz. Onu da belgeselden göreceksiniz. Şimdi Salim Bey her şeyde ön yargılarını konuşturuyor. Kendisiyle bir merhabamız bile yok. Ama bu kadar ön yargılı bir insanın canım, merhabanız, dinlemediği, görmediği bir şey hakkında fikir beyan etmiyor. Görüyorum şimdi maşallah, hem de gülümsemeye çalışıyor.
Ben bu içinizde sadece Fikret Bilay'ı çok seven, çok takdir eden bir insanım. Yazarlığı döneminden beri de kendisiyle iyi ilişkilerimiz vardır. Hanımefendiyi de görmedim. Soyadına göre Çerkezse, yani benim hanım da Çerkez, belki oradan bir yakınlık bulabilirler ama Çerkezoğlu soyadı her zaman Çerkez olduğunu da göstermez. Barış Pehlivan ve arkadaşı Barış'ın. Sayın Arınç, bir şey soracağım. Hanımefendi dediniz, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı. İşim olarak tanıyorum. Bir saniye bekler misiniz Sayın Arınç? Arzu Çerkezoğlu. Biz bu gündem son anda patladı nihayetinde. Dinledim. Evet. O biraz gecikerek geldi. Sendikayı kendi konumuza ve mitingi konuşacağız. Ben şunu merak ediyorum. Mesela bir takım şeyler söylüyorsunuz. Söyleyip ayrılmayı mı tercih edeceksiniz yoksa Salim Bey'i dinleyecek misiniz? Sorularımıza yanıt verecek misiniz? Salim Bey'i bir 15 dakika kadar dinledim. Ayrıca dinlememe gerek yok. Hayır, dinlemek değil. Hayır. Beni dinlemeniz açısından değil. Şimdi bana hitap ederken ön yargılarımdan bahsettiniz. Bilgisizliğimi dile getirdiniz. Bilmeden konuştuğumu söylediniz. Hatta şöyle de bir şey söylediniz. Çok doğru. Evet. Demek ki siz de beni epeydir takip etmiyorsunuz. Harbi de dedi ki şimdi Ergenekon'daki tavrı herkesin malumudur dediniz biraz evvel. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bir tek buna katılıyorum. Oradaki tavrım hakikaten herkesin malumudur. Sizin de içinde yer aldığınız o iktidarın kumpas yaparak yüzlerce, bakın binlerce vatansever, yurtsever, bu cumhuriyete bağlı, dürüst, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu oluşturulan bir takım kumpas dava ile, yani hile ile, yani tuzak kurularak sizin de bağırsaklar temizleniyor dediğiniz o süreçte hakkın, hukukun, adaletin, doğruluğun, dürüstlerin olması gerekenin yanında yer aldığım tavrı herkes biliyor. Size biat etmeyen, o FETÖ'cülere asla boyun eğmeyen, orada dimdik hukuku, adaleti, hakkı savunan bir avukat olarak tanıyor beni kamuoyu ve herkes. Ama emin olun Bülent Arınç, sizi öyle tanımıyorlar. Kibirinizi, bakın kibirinizi biraz bırakın, gerçekleri görün. Sizi öyle tanımıyorlar. Hala bana Ergenekon üzerinden o Gökmen Bey. Buyurun. Söyleyeceğimi söyledim. Önce 140 Junors'un yaptığı güzel belgeseli siz de izleyin. Ondan sonra benim söylediklerim konusunda Sayın Arınç, o belgeselde şunu söylediniz mi? Yani çok merak ediyorum. Şimdi Sedat Peker belgeseline konuştunuz. O belgeselde Sedat Peker belgeseline konuşmadım ben. Siz neye bana konuştuğunuzu bilmeden mi konuştunuz? Bile söylemediler. Yani söylememişler. Bunun ne maksatla kullanılacağını bilmiyor muydunuz? Hayır, bilmiyordum. Peki o zaman merakımı hoş görün. O zaman şunu sorayım size. Sedat Peker'in sizin de içinde yer aldığınız, hatta kurucusu olduğunuz AKP tarafından uzun bir dönem hukuk dışı işlemlerde kullanıldığını, bir korku iklimi yaratmak üzere işte kan banyosundan tutun bilmem nereye kadar teşvik edilerek, işte onun beyanına göre Sadat'la birlikte toplantılar yaptığını, efendim mitingler düzenletilerek bunların AKP lehine... Biliyorum. Sorunuz nedir? Evet. Siz bir AKP kurucusu ve bir AK Partili olarak Sedat Peker'in bu tarz eylemleriyle parti arasındaki bu bağda ne yaptınız? Ne gibi bir muhalefet sergilediniz? Ne dediniz örneğin bunlara? Geçmişe yönelik beyanlarımıza bakarsanız... Hayır, tekrarlarsanız öğrenelim. Ben şimdi elimde herhangi bir yazılı bir şey yok. Ben size 140 Junos'un gönderdiğini bile şu anda ifade edecek durumda değil. Ama yarın akşam aynı programı yapacaksanız ben Gökmen Bey'e bütün bunları gönderirim. Bülent Bey, bakın bu bir yazılı bir şey gerekmez. Yaptıklarınızı söyleyeceksiniz. Ben şunu ikaz ettim. Şunun için savcılığa şunu dedim. Şunun için Adalet Bakanı'nı zorladım. Bunun için efendim Erdoğan'a bunların soruşturulması lazım dedim o dönemde. Bunu niye böyle yöntemler uyguluyoruz, niye bunları kullanıyoruz dedim gibi tecrübelerinizi, yaşadıklarınızı aktarın. Ama şimdi şöyle. Tamam. Onu ayrı bir program yaparız. Sayın Arınç, ben şimdi sizin sözleriniz üzerine
sizin sözlerinin ne kadar dayanaksız olduğunu göstermek için konuşuyorum. Hangi sözlerim? Ne kadar ön yargılı olduğunuzu hangi göstermek sözlerim? İçin konuşuyorum. Hangi sözlerim dayanaksız? Başta söyledim. Efendim Gökmen Bey, ayrılıyorum ben. Siz ama Sayın Arınç, sizi bulmuşken Sayın Arınç, soru, bir, şey, bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Sonuçta yayına devam etmek konusunda isteksiz davranan birine zorla yayına devam edeceğiz değil. Ama bakın ama. Ya bir saniye, ben bir şey yapayım. Tamam, söyleyeyim. Derin devletle ilgili bir mesele. Aa, bu ayıp işte, bu kaçmadı. İşte bak. Sayın Arınç, bu hiç yakışmadı size. Bu kaçmadır. Size. Çünkü benim daha konuşacağım şeyler vardı sizinle. Bu programda kaç defa size yönelik eleştiriler oldu, size yönelik yorumlar yapıldı. Sonuçta siz kamuya mal olmuş bir isimsiniz. Siz Türkiye'de milyonlarca insanın kaderini belirleyen, yaşantısını etkileyen bir iktidarın çok önemli bir mensubuydunuz. O iktidarın aktif bir mensubu olduktan sonra ve onu terk ettikten sonra bu kez de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreviniz oldu. Uzun süre Yüksek İstişare Kurulu üyeliğiniz oldu. Yani devam ettiniz. Kendiniz de hep söylersiniz benim özgül ağırlığım vardır diye. Şimdi biz bugüne kadar pek çok kez burada ve Halk TV'deki diğer programlarda Arınç'la ilgili tamam, tamam kendisi de aradı. İyi, sıkıntı yok o zaman. Tamam. Sayın Arınç. Evet, buyurun. Tamam. Sayın Arınç, şunu söylüyorum. Bugüne kadar pek çok programda siz eleştirildiniz. Açıkça da böyle... Dinledim efendim sizi, dinledim. Dinlediniz mi? Tamam. Şunu dinledim, soruyorum. Dinledim. Neden evet. Şimdi bağlanma ihtiyacı duydunuz ve bağlandıysanız mesela neden Barış'ın bir sorusunu almadan ayrılmak istiyorsunuz? Şimdi efendim şunu söyleyeyim. Bakınız kaçtı sözü, size hiç yakışmadı. Telefonu kapadınız. Bunu çok ayıplıyorum. Benim siyasi hayatımı sizler yakinen takip etmişsinizdir. Barış Bey, yerinize oturun lütfen. Yerinize oturun. Ne demek ben bu? Ben her akşam sizin hakkında ne söylediklerinizi, ailemle ilgili kişisel haklarımıza nasıl saldırıda bulunduğunuzu biliyorum. Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yapmış birisi olarak ama dava açmana... Bir dakika. Ne demek yerinize oturun? Size düşmez bana yerinize oturun demek bir kere. Adalet Bakanlığı yapmış birisiniz, gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz. Benim bütün yazdıklarım belgelidir. Size vereceğim, size soracağım çok soru vardır. 18 yıldır gazetecilik yapıyorum, bir kez bile tekzip ettiniz mi benim dediğim bir şeyi? Edemediniz. Çünkü sizin bana suikast düzenliyorlar yalanıyla bu ülkenin asıl derin devleti, bu ülkenin en mahremlerini açtı. Ben bunu size soracaktım. Sizin bana suikast düzenliyorlar yalanıyla bizler Silivri'de çürütüldük. Ben bunu soracaktım. Öyle ben ahmakmışım demekle kurtarılmıyor. Derin devlet belgeselinde o anlamda sizin olmanız bence sorumlu bir şey. Ben bunu soracaktım. Onda şeyi yokmuş. Kendisinin bir şey... Nasıl yok ya? Hani 2009'da Taraf konmuş. Gazetesine Şamil Tayyar'a beni öldürecekler dedi. Belgesele konmuş. Ya yüzlerce kişinin... Bak. Buyurun Sayın Arınç. Bakınız bu tartışmanın içine beni sokmayınız. Ben sizinle özel bir program yapmıyorum. Sadece 140... Barış Bey lütfen. Lütfen. Ağır konuşurum sonra lütfen. Ağır konuşun ya. Ağır konuşun. Ne demek ya? Benim sizin ne yapacağımı karışamazsınız. Hayır efendim. Ne konuşacağım canım? Ben sizin gibi. Ne? Hayır benim? Efendim. Benim gibi ne? Daha Sayın Arınç, buyurun dinliyoruz sizi. Ya bakın lütfen terbiyenizi takın. Ben böyle bir konuşma olmaz bir efendim. Saniye. Ne demek oturduğunuz şimdi ya, Arınç, böyle şey olur mu ya? Oturduğunuz yerde Sayın Arınç şunu bu söyleyeceğim. Ayıp bir şey ya. Ben oturduğunuz yerde söz. Kim o ya? Ya kim bu çok ya? Gereksiz ama bir şey. Ama ekranda Barış Pehlivan denen kişinin nasıl saldırgan olduğunu görmüyorsunuz. Ne saldırgan ben ya? Ben görüyorum. Siz alışık değilsiniz size soru sorulmasına. Siz Barış'cığım, alışık değilsiniz bu size soru sorulmasına. Bu klasik bir yöntem. Yani bu klasik bir yöntem. Bakın burada şimdi, bir son saniye, derece saniye, medeni bir şekilde saniye. Soru soruyoruz. Bir saniye Barış. Bir takım sorular yönelttin. Evet. Sayın Arınç da dedi ki işte benim hakkımda efendim ailem hakkında neler yazdığını biliyorum dedi. Evet, damadının Fethullahçı olduğunu yazdım. Damadının nasıl kurtarıldığını yazdım. Peki Sayın Arınç senin hakkında hiçbir dava açmadı mı? Hiçbir şey yapmadı açmadı mı yani bugüne açmadı kadar? 18 yıldır yazıyorum. 18 yıldır ben Bülent Arınç'a dair ne bildiysen ne belgelediysen yazıyorum. Bir kez bile teksif etmedi, bir kez bile dava açmadı. Açsın yarın. Kendisi Adalet Bakanlığı yapmış birisi. Adaletin derin denizlerinden damadını kurtarmayı bilen birisi olarak adaletin açık denizlerinden suç Gökmen Bey. Buyurun Sayın Arınç. Şimdi biraz Barış'ı susturursanız bir şey söyleyeceğim. Sakin ol Barış. Ben Adalet Bakanlığı yapmadım.
Buyurun Sayın Arınç, dinliyoruz sizi. Yani Barış'ın kafası o kadar karışık ki beni Adalet Bakanlığı yaptım zannediyor. Adalet Bakanlığı yapmadım. Barış arkadaşla bir toplantıda benim için grup başkan vekili demişti meclis başkanıyken. Yani bu arkadaşlarımızın ön fikirleri, yargıları o kadar kötü ki hala bunlar eski düşüncelerine göre bir şeyler konuşuyorlar. Bakın aile yakınlarımla ilgili söylüyorum ama bu kendisi ifade etti. Ben hiçbir gazeteci hakkında son zamanlarda özellikle son 10 yıldan beri hiçbir dava açmadım. Kitapları hakkında toplatma kararı ve erişim yasağı istemedim. Caner Bey bunun şahididir. Damat diye bir kitap yazdı. Başka arkadaşlar bu kitabın toplatılmasını istedi. Ben karşı çıktım. Bunun gibi benim gazetecilerle bir alıp veremediğim yok. Ama onlardan haysiyetli olmalarını beklerim. Doğruyu yazmalarını beklerim. Fikret Bila gibi. Karşımda onu gördüğüm için söylüyorum. Bakınız benim damadım 2 yıl yargılandı. Ağır cezada beraat etti. Savcı temiz etti, 2 senede istinafta kaldı, orada da beraatı onaylandı. Buna rağmen bu beyefendiler henüz tatmin olmadılar. O ve bir arkadaşı var Nedim Şener diye sürekli bunları kaşımaya, hala bunların altında bir şey aramaya çalışıyorlar. Tabii. Yani 4 senedir mahkemelerde olan bir kişi hakkında bu mahkeme hakimlerini itham edecek bir şeyler yazmaları ne kadar hukuka uygundur onu bir kenara koyayım. Benim bugün sizin konuşmanıza, toplantınıza katılmamın bir tek sebebi var. 140 Juniors isimli belgeselde benim söylediklerimi dinlemeden arkadaşlar toplantıya katıldılar. Yanlış şeyler söylediler. Ve özellikle Salim Şen. Öbürü de hala belki programa yanlış bakarak... Yanlış ne efendim? Neyi yanlış söyledim? Açar mısınız? Önce bu programı izleyip... Neyi yanlış ne söylediğim konusunda arkadaşlarla belki daha canlı... Daha tatlı bir tartışma da olabilir. Bülent Bey neyi ben yanlış bunun söyledim? Bunun için katıldım. Bunun dışında hiçbir soruyu da kabul etmiyorum. Hepinize iyi akşamlar soru diliyorum. Soru sormuyorum. Neyi yanlış söyledim? Evet kaçıyorsunuz. Neyi daha yanlış ama... söyledim? Yine ben bir devam edeyim. Yine kaçtım. Hayır efendim böyle kapatılmak olmaz. Hayır efendim. Ya Barış. Şimdi ya kaçtı. Allah hayır, şimdi Barış, kaçtı. Hayır bakın. Şimdi kaçtı. Bakın bir şey diyeceğim. Az önceki yani o ilk hattın kesilmesinde tamam böyle bir şey söylenebilir. Ama şimdi kaçtı. Hayır ama şimdi ayrılacağını belirttikten sonra. Ama şimdi bakın laf sorular ya biz sorularımızı yöneltiriz buradan yine.